أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على سيدنا. Hepimizin merak ettiği bir konu. Dünyada da huzurlu, mutlu olmak istiyorsak, ahirette de saadete mazhar olmak istiyorsak ne yapacağız? Bunun yolu nedir? Saadeti daireyine, hem dünya hem ahiret saadetine ulaşmanın yolu nedir? Bunun için daha çok aile hayatına bakan 5 maddi sebep, sonra bunların esasını, kökenini teşkil eden 5 de manevi sebep sayılır. Maddi sebepler nelerdir? Huzuru, mutluluğu elde etmenin 5 maddi sebebi. Bunu kısaca esas K diye özetliyoruz. Esas kaideler. Baş harfleri esas K. E harfiyle başlayan yöntemimiz, metodumuz eleştirme, tenkit etme. Peki ne yapacağız? Eleştirmeyeceğiz, tenkit etmeyeceğiz, tekmil edeceğiz. Eleştirme, tenkit etme, tekmil et, ikmal et. Bütünün bir parçası ol, eksiği tamamla. Kusuru gördüğün zaman o eksikliği sen gider. Tekmil etmek bu demek. Diğeri, susma, sükut etme. Peki ne yapacağız? Konuş, kelam et. İnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar. Efendim? Evet, biz haddi vasat dediğimiz orta yolu ihtiyar edeceğiz, gerektiği kadar konuşacağız. Evet, üçüncüsü aşağılama, küçük görme. Peki ne yap? Değer ver, kıymet ver. Ne demişler? Her insan bir Hazreti insandır. Niye? Çünkü hepimiz Hazreti Adem'in çocuklarıyız. Bazı insanlar vardır, yaratılıştan gelen değerini, kıymetini bilmez. Eşref-i mahlukat olduğunu unutur. Halife-i ruh-i zemin olduğunu aklına getirmez. Aşağıların aşağısına düşer. O bahsimizden hariçtir. Geçen gün bir gazetede bir karikatür gördüm. Yazmış tahtaya bir öğretmen, öğrencilere hitaben yazı yazıyor. Bir silsile şeklinde. Ok yukarıya doğru çıkıyor, bir de aşağıya doğru iniyor. Burada insan yazıyor, daha mertebeler devam ediyor. Melek vesaire hani. İnsanın altında hayvan var. Hayvanın altında ne yazıyor sizce? Terör var. Daha da aşağısında başka şeyler var da, biliyorsunuz zaten. Evet. Diğer madde, savunma yapma. Savunma yapma. Niye? Çünkü sanık değiliz. Kim savunma yapar? Sanık sandalyesinde oturan. Öyle mi? Ne yapacağız? Hatalı, kusurlu olduğumuzu fark ettiğimizde özür dilemesini bileceğiz. Çünkü şeytanın en büyük aldatmacalarından birisi insana kusurunu bildirmemektir. Her insan hata yapar. İnsan beşerdir. Hem de çok şaşar. Hakkı tanımazsa şeytanlar coşar. Eskiler böyle söylemiş. Evet. Son maddemiz, 5. maddemiz de kıyaslama, mukayese yapma. Peki ne yapacağız? Herkesi kendi kimliğiyle, kendi değerleriyle olduğu gibi kabul edeceğiz. Çünkü her insanın farklılığı, her insanın farklı yaratılmışlığı ve her insanın zaman içerisinde çevrenin aldığı eğitimin etkisiyle ortaya koyduğu farklılıklar bir
kazanımdır, bir güzelliktir. Bunu ne yapacağız? Faydaya, maslahata, yarara çevireceğiz. Bu beş maddeyi toparlayacak olursak, esas K demiştik. Eleştirme, susma, aşağılama, savunma yapma, kıyaslama. Peki bunların mukabilinde ne var? Olumlu olanları söyleyelim. Tekmil et, konuş, küçümseme, özür dile, bir de herkesi olduğu gibi kabul et. Yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü. Zaten yaratılıştan gelen bir noksanlık, eksiklik varsa, yaratılanın tenkit manasında böyle bir küçümseme, hor görme elbette ki doğru olmaz. Kişinin kendi şahsından kaynaklanıyorsa, o da güzel bir dille ıslahına çalışılır. Onun da topluma yararlı bir fert olmasına gayret gösterilir. Şimdi bu uzmanların tespit ettiği bu maddelerin altyapısına ineceğiz. Asıl kaynağına ineceğiz. Asıl manevi dinamikleri şimdi masaya yatıracağız. Bunların en başında birinci madde iman geliyor. İkinci madde sünnet-i seniyye ittiba. Üçüncü madde tesettür. Dördüncü madde nazar. Beşinci madde Risale-i Nurlarla meşguliyet. Bu beş madde huzurlu, mutlu olmanın, her iki dünyada da saadete ulaşmanın beş yolu. İmandan başlayalım. İman her şeyin nedir? Özüdür, esasıdır, temelidir. İmansız cennete gidilmez. İman din içerisinde nedir? En temel yapı taşıdır. Din ise nedir? Hayatın hayatı, hem nuru hem esası. İhya-i dinin olur, bu milletin ihyası. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. İman ve din birbiriyle etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütün. İmansız bir din olmayacağı gibi, değil mi? Dinsiz bir iman da mümkün değildir. Dolayısıyla imanla alakalı Bediüzzaman Hazretleri Üstadımız gençlik rehberinde şunu söylemiş. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı imanla hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan kaçınmakla onu muhafaza ediniz. Demek ki iman öyle bir iksir ki hayata hayat veriyor. Hayatımızı anlamlandırıyor. Hayatın manasını oluşturuyor. Niçin yaratıldık diye kendimize sorsak, acaba dünyaya niçin geldik? Niçin yaratıldık? Neden insan olarak dünyada yaşıyoruz? İnsanın vazife-i asliyesi nedir? Evet, insanın yaratılışının gayesi Halik-i Kainat'ı tanımak ve ona abd ve asker olmaktır. Ve insanın vazife-i asliyesi iman ve duadır. Demek ki iman gerçekten şu bahislerde geçtiği gibi bir binanın temel taşı hükmünde. Vazife-i asliye nedir? Dünyaya biz birer vazifeli memur gibi Allah tarafından gönderilmişiz. Memur nasıl vazifedar bir memur? Asıl vazifesi, branşı neyse onu yerine getirmek durumundadır. Öğretmen ders anlatır. Veznedar, veznedeki işini yapar. Değil mi? Kasiyer, kasadaki işini, görevini yapar. Biz de bir insan olarak, bir kul olarak, vazifeli bir memur gibi, bir asker gibi dünyaya gönderilmişiz. Vazifelerimiz var. İlk önce vazifemiz Allah'a imandır ve diğer imanın esaslarıdır. Bununla birlikte İslam'ın şartları içerisinde zikredilen ibadetleri, namazı, orucu değil mi? Yerine getirmektir. Cenab-ı Hakk'a dua ile ona iltica etmektir. İnsanın vazife-i asliyesi, asıl vazifesi, asıl yapmamız gereken, asıl yaptığımız işler içerisinde merkeze koymamız gereken Cenab-ı Hakk'a iman ve ona dua etmektir. O sebepten iman meselesi ilk başta zikrediliyor. Her şeyin aslı, esası, başlangıç noktası
ve diğer maddeleri de yönlendiren, şekillendiren bir maya gibi, iksir gibi özelliği var. İkinci maddeye geçecek olursak, sünnet-i seniyye ittiba. Peygamber Efendimizin her halini, sözlerini, davranışlarını, fiillerini, bütün hayatını ve hayatındaki bütün hallerini kapsayan bir çatının ifadesi, bir çatı ifade, sünnet-i seniyye. Çünkü sünnet-i seniyye deyince, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın farz olan namaz ibadetini yerine getirmesi var, değil mi? Sonra, vacip olarak şu an uyguladığımız vitir namazı kılmak, değil mi? Bayram namazlarını, Ramazan ve Kurban bayram namazlarını kılmak gibi vacip olan ibadetlerini yerine getirmek var. Misvak kullanmak, sarık sarmak ve emsali sünnetleri yerine getirmek var. Dolayısıyla sünnet-i seniyye içerisinde hayatın bütün safhaları ve hayatın şahsi, ailevi, toplum içerisinde bütün mekanizmaları, davranış şekilleri, bunların hepsini kapsayan geniş bir manayı ifade ediyor. Dolayısıyla bununla ilgili İmam-ı Rabbani Hazretlerinin güzel bir ifadesi var, buradan okuyalım. İmam Rabbani Ahmed-i Faruki radıyallahu anh demiş ki, ben seyri ruhani'de katlı meratip ederken, meratibi tabakat-ı evliya içinde en parlağını ve en haşmetlisini ve en netafetlisini ve en emniyetlisini sünnet-i seniyye ittibağı esas tarikat ittihaz edenleri gördüm. Seyri ruhani'de manevi mertebelerde gezerken İmam Rabbani Hazretleri, oralarda değişik manevi makamlarda yer alan, o manevi makamlara yükselmiş birçok zatları görüyor, müşahede ediyor. Ve gördükleri içerisinde, o manevi makamlar içerisinde bulunan insanlar arasında en haşmetlilerini, en parlaklarını, en nurlularını, en emniyetlerini, en yüksek mertebede olanlarını sünnet-i seniyye yoluyla, Peygamber Efendimiz'in aldıkları feyizle, ona benzemeye çalışmaktan gelen nurla, sünnet-i seniyye tabi olmaktan gelen o manevi makamlara yükseltici kuvvetle oralara ulaştıklarını ne yapıyor? Görüyor, müşahede ediyor. Dolayısıyla bu büyük bir delildir. Tarikat büyüklerinden İmam Rabbani Hazretlerinin sünnet-i seniyye tabi olanların makamlarının ne derece yüksek olduğunu haber vermesi, sünnet-i seniyye tabi olmak noktasında bizlerin gayretlerini, şevklerini artırmak gerektir. Malumdur ki kesret-i nesil herkesçe matluptur. Herkes neslinin devamını